Ve yediğimiz bu yiyecekler sebebiyle dileriz ki Allah bizlere şifa versin ve oruçlarımızı kabul etsin. Henüz birkaç lokma yemişken Cenab-ı Hakk'a minnet borcumuzu yerine getirelim. Ben yemek duamız için Elmalılı Hamdi Yazır, İmam Hatibi, Hafız Ali Culfa hocamıza mikrofonu takdim ediyorum. Ardından başkanımızın size söyleyecekleri var. Amin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Vessalâtu vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semiul alim. Afiyet olsun. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin diyorum. İnşallah dua edelim. Biz burada bu sofrayı kurduk. Orucumuzu ağzımızın tadıyla açtık. İnşallah dünyada hemen yanı başımızda komşumuz olan diğer ülkelerde onlara da bu şekilde oruçlarını ağızlarının tadıyla açmayı nasip etsin. Oradaki sıkıntılar, oradaki kargaşa bir an önce bitsin diye dua edelim inşallah. Tabii her zaman yapıyoruz bu sokak iftarlarımızı. Bu sene yine geldik. Geldik. Öncesinden hep sizlerden bir şeyler talep ediyorduk. Ama şu anda teşekküre geldik. 30 Mart'ta seçim oldu. Tekrar bizleri seçtiniz. O manada sizlere canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bugün burada sokak iftarımızın ilk günü. Bu mahallede Kayabaşı Kiptaş konutlarda oturanlara söylerken bütün ilçe genelindeki bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 2009 yılında %38,5'la seçilmiştik. Allah'a şükür %50'yi geçtik, %50 bir oyla geldik. %50'ye çıktık ama ondan daha önemli bir şey var. Biliyorsunuz İstanbul'da nüfusu en hızlı artan ilçe konumundayız. 2009'da nüfusumuz 205 bindi. 2014'te 350 bin. Bize verilen oy da 38.500'den 93.500'e çıktı. İstanbul'da rekor bir artış. Bu konuda cani gönülden gerçekten teşekkür ediyorum. Geçen senelerde geldiğimiz zaman hep anlattık. Dedik ki ilçemiz çok geniş, çok uğraşıyoruz, çok koşturuyoruz, çok çalışıyoruz dedik ama o çalıştığımızı gerçekten bu vatandaşlarımız fazlasıyla karşılığını verdi diye düşünüyorum. O manada inşallah bize bu oy, bu yüksek oy bir motivasyon olur. Eskiye göre daha hızlı çalışarak yeni dönemde daha güzel hizmetler yaparız. İnşallah biliyorsunuz bu bulunduğumuz bölge birçok şeyden mahrumiyeti vardı. Her geldiğimiz zaman işte şu anda da yine otobüste vesaire de birçok eksikliklerimiz var. Geldiğimiz günden itibaren hep bir şeyler yaptık. Birçoğunu giderdik. İnşallah bundan sonra da gidermeye başlayacağız. Hemen buradan baktığınız zaman yan taraftaki mahallelerde de aynı şeyler. Birçok eksiklikler vardı. İnşallah onları da gidereceğiz. Aslında daha önemli bir şey var. Buradan Kanal İstanbul geçme ihtimali. Hani meşhur Kayseri'ye deniz getirme hikayesi var ya. Yani hemen yanı başımıza Boğaz gelme ihtimali var. O manadan yanınıza deniz getireceğiz desek abartmış olmayacağız herhalde. Eğer o da olursa buralar inşallah çok güzel olacak. Güzel olacak. Bu işleri yapacağız ama neyle yapacağız? Biz ilçe belediyesi başkanı olarak yaparken büyükşehir belediyesi arkamızda ise desteğe tam yanımızda ise hizmetimiz daha hızlı oluyor, daha güzel oluyor. Gerçekten büyükşehir belediyemiz bu manada her şeyiyle yanımızda. 30 Mart'ta İstanbul'un Kadir abisi, büyükşehir belediye başkanımız da seçildi. O da güzel oldu. Ama şu anda asıl büyükşehire, ilçe belediyesine destek olan hükümetimiz var. Başbakanımız var. 30 Mart, 30
Mart seçiminden sonra önemli olan bir seçim daha yaklaştı. Cumhurbaşkanlığı seçimi. İnşallah 2002'den bu yana 12 senedir Türkiye'yi bulunduğu yerden çok farklı bir noktaya getirdi. İnşallah onu Cumhurbaşkanı yapıp Türkiye tekrar bir daha şaha kalkacak, bir daha sıçacak. İnşallah. Biz bunun başlangıcını yapmış olalım. Sizler de bunu güzel bir şekilde devam ettirmiş olun. Bu Ramazan'ı ağız tadıyla yaşamış olalım. Orucumuzu hakkıyla tutalım. İbadetlerimizi hakkıyla yapalım diyoruz. İnşallah dua edelim ki ülkemizde bu huzur ortamı, dostluk ortamı, güzellik ortamı devam etsin. Hele hele şu yıllardır devam eden Güneydoğu'daki bu problemle inşallah bu çözüm süreciyle bir yoluna girdi. İnşallah ülkemiz çok güzel olacak diyorum. Tekrar afiyet olsun diyorum. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Bayrama neşeyle sevdiklerimizle çıkmayı kabul etsin diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bizi sizinle buluşturan en hayırlı birlikteliklerden biri olan şu Ramazan-ı Şerif sofrası dolayısıyla değerli başkanımız Sayın Mevlüt Uysal'a şükranlarımızı arz ediyoruz ve sizlere de iyi ki varsınız dedikten sonra şu iftar sofrasını, şu lokmaları paylaştığınız için şükranlarımızı arz ediyoruz. Küçüklerin gözlerinden, ninelerin, dedelerin ellerinden ve büyüklerin de yine muhabbetle ellerinden sıkıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Allah bugün ve bundan sonraki bütün oruçlarınızı kabul etsin. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Evet.